imzamı atmış. Önümü göreyim, o açıdan gitmek istiyor. Ama niye kafası rahat olmasın ki? Bence de çok o konuda acele etmesin. Uğurcan yani Allah'ın izniyle önü zaten her türlü çok açık ve çok iyi yerlerde futbol oynayacak. Acaba işte turnuvada hani sıkıntılı bir süreç yaşarsa diye mi bir soru işareti? Ama şöyle yani soru işareti. Bu tamam bir risk barındırıyor ama risk barındığı gibi fırsat da barındırıyor. Evet. Bunun ortası yok. Şimdi bu işler böyle yani. Çok ortadan bakamazsınız bu işlere. Ama ben Uğurcan'ı zaten biliyoruz. Böyle çok sıkıntılı süreçler geçirmiş bir kaleci değil. Her zaman kendini yukarıda tutmuş bir oyuncu. Bir de müthiş bir savunmayla turnuvaya gidecek yani. O yüzden çok daha rahat olması lazım ya. Şimdi kalede benim. Önümde Juventus'la şeyin stoperi oynuyor Leicester'ın. Liverpool'un stoperi de hazır değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Şu an öncelik golcü diyebiliriz. Evet, golcü konusunda biraz patinaj yapıyorlar. Bu Cornelius'a takılı kaldı ve evet. Oradan da tamamen şey kapanmış değil. Yani kapı kapanmış değil. Bekliyorlar, tekliflerini yaptılar. Ama işte karşı tarafın istediğiyle Trabzonspor'un verebileceği arasında bir örtüşmezlik var. Bir de şimdi hani Uğurcan'ın transferini için şampiyonadan önce gerçekleşmeli. Burada da Trabzonspor'un kasa açısından sıkıntısı var. Evet. Yani Uğurcan gönderebilirse Trabzonspor ya da Ekuban'ı gönderebilirse oradan gelecek parayla yapacak bu transferleri ve o gelecek paranın da tamamını kullanamayacak, bir kısmını kullanacak. O da belki kulübü sıkıştırıyor olabilir. Yani bence de Trabzonspor'un önceliği forvet olmalı. O forvet Monaco'da var mı bilmiyorum. Bir göz atmak lazım oraya. Çok iyi bir forvet takviyesi yapılmalı ama Abdullah Hoca da şey Cornelius konusunda biraz ısrarcıymış bildiğim kadarıyla. Şayet orada kapı kapanırsa o zaman başka isimler gündeme gelecek diye düşünüyorum. Peki şimdi bir haberimiz daha var Trabzonspor'la ilgili olarak. Bordo Mavili Kulübe Ganalı Yıldız Asamoah önerildi. Asamoah teklifi yapıldı. Tabi Abdullah Avcı'nın da görüşü önemli burada. Hayri Beşer senle başlayalım. Ya şu son dönemlerdeki düşüşünü bilmesek aslında çok heyecan evet. verici bir oyuncu. Müthiş bir potansiyel. Ki Galatasaray'a transferi de epey konuşulmuştu. Hatta çok da istekliydi bildiğim kadarıyla Fatih Hoca. Yani Trabzonspor'da yeniden bir bahar yaşama durumu olursa bence çok iyi olur. Marlon'dan sonra Asamoah farklı bir seviye anlamına da gelir. Çünkü yani ofansif bir sol bek, yani güçlü, hareketli. Yani Trabzonspor'un bu sezon kurmaya çalıştığı takım birazcık hedefe yönelik bir takım olacak. Bunu anlayabiliyoruz. Çünkü Bruno Perez transfer edildi ki maliyetli bir transfer. Trabzonspor bir evet. sol beke yılda 1 milyon 200 evet. bin euro pardon bir beke sağ ya da sol beke kolay kolay vermez. Evet. Ama verdi. Bu anlamda bana heyecan veriyor bir taraftan ama işte son yıllardaki serüvenine bakınca da ya çok az oynayabilmiş ya da doğru düzgün performans gösterememiş bir oyuncu profiliyle karşı karşıyayız. Ama örneklerini görmedik mi? Çok fazla gördük. Yani bazen işte takımında performans gösteremeyen potansiyel oyuncular alınıyor. Siz de çok başka şeyler evet. yapabiliyor. Bu anlamda denenebilir mi? Denenebilir ama mutlaka onun bir alternatifi olmadı. Çünkü şimdi Marlon'u gönderdiğiniz zaman hani sol bekte kimi oynatacaksınız? Kadro içerisinden ben oraya çok bir oyuncu koyamıyorum. Belki gençlerden bazılarını atabilirsiniz ama hani o da yani yarışmacı bir takım için sahici bir çözüm değil. Asamoah'ı aldınız mutlaka ya genç de olsa orada Asamoah'ın yokluğunda ilk 11 oynatacağınız ve devşirme olmayan bir başka bek oyuncuya da ihtiyacınız evet. var diye düşünüyorum. Şimdi çocuklara bakıyorum. Spor okullarına, futbol okullarına babalar çocukları götürdüğü zaman ya da mahallede falan topa vurdururken solla vur, solla vur diyorlar. Tamam mı? Yani çocuk belki yaratılıştan solak değil. Ama babalar hep böyle oğlum solda vur ki yani sol ayaklı adamın kıymeti futbolda hele ki mesela Türkiye'de son yıllarda sol taraf oynayacak oyuncu şeyi yaşıyoruz. Kıtlığı, kısırlığı yaşıyoruz. Asamoah aslında isim olarak bize böyle çok yaşlıymış falan gibi algı olabilir öyle değil. Yani biz çok erken tanıdık ya Asamoah'ı çok erken duymaya başladık çok ismini. Çok yaşlı değil. Değil değil işte oraya geleceğim. İşte Udinese, Juventus, Inter yani o serüvenlerinde çok erken duyduk ve tanımaya başladık biz Asamoah'ı. Asamoah daha 32 yaşında. Yani 4-5 sene daha çok üst düzey futbol oynayabilecek potansiyeli var. Evet söylediği doğru Ayrı abi. Hani son yıllardaki düşüşü doğru.
Ama Beşiktaş'ta da bunun örneklerini gördük. Fenerbahçe, Galatasaray'da da gördük. Trabzonspor'da gördük, göreceğiz. Yani Asamoah bence olursa iyi bir transfer. Yani yarışmacı takımda, şimdi mevcut kadrosunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Takviyeler geçen devre arası ve bu Perez'de Gervinho transferi. Yani ciddi bir Trabzonspor geliyor Ayrı abi. Öyle öyle. Öyle yani, görünüyor yani. Çok acayip bir Trabzonspor Perez, geliyor gibi. Sol bekiniz Asamoah. Evet. Bir de orta sahaya birini atarlarsa. Şimdi bir de şey döndü. Trondsen sakat oyuncu da evet. Dönüyor. Evet, Bakasetas orada. Berat. Stoperleriniz zaten hani. Parmak affedildi bu arada. Evet, parmak döndü. Yani Hugo ve Edgar'la seviyesinde çok az ikili var Süper Lig'de. İyi iş çıkarmış. Uğurcan'ın gitse bile gözünüz arkada değil. Ben hep diyorum yani şey, Trabzonspor'da kimde kaleye tut hemen birini koy. Abi kaleci şey yiyorsun maşallah diyelim yani Şenol Hoca'dan beri. Şimdi Uğurcan'ın arkasında da 2-3 tane çocuk var. Hmm. Bir şey ismi konuşuluyor ama Mert Günok. Mert Günok evet Hamdi Aslan söyledi. Düşünülüyormuş kadroda değil mi Mert Günok? Yani ben de çok Uğurcan fazla giderse. Duydum. Yani üst düzey bir ağızdan duyduğum bir isim değil onu söyleyeyim ama mantıksız mı? Değil. Çünkü Abdullah Hoca'nın oyun anlayışına hitap eden bir kaleci. Yani hoca sadece 3 direğin arasını baz almıyor kaleci tercihlerinde. Oyun kursun istiyor, oyun top oynasın. Istiyor, regista istiyor. Ki gerekli de yani günümüz futbolunda kalecilerin topu oyuna iyi sokması çok önemli. Yani Uğurcan bu anlamda çok üst düzey bir kaleci olmadı henüz. Topu oyuna sokma anlamında biraz yavaş kalıyordu. Hatta evet. Eliyle topu oyuna sokarken vesaire. Mert Günok hala bu anlamda ligimizin en iyisi. Evet. Onu kabul edelim. Hani reaksiyon gücü nedir? Onu tartışabiliriz. Artık gerilemiş olabilir. Ayrıca ben daha önce de paylaştım. Şunu söyleyeyim yani Fabri cephesinden, birinci kaynaktan aldığım bilgi. Fabri'nin de hocanın kendisini aradığını ve teklifte bulunduğunu iddia edişi söz konusu. Hani Fabri, Mert Günok yani bu profilleri ben yan yana getirdiğim zaman hoca işte... O topu oyuna iyi evet. Sokabilen kaleci işte. Önceliğini yansıtıyor. İkisi de mantıklı burada. Yani Fabri'nin de bence 3 direğin arasındaki performansı Beşiktaş'ta çok sevilmesine rağmen çok çok üst düzey bir performans değildi. Ama topu oyuna sokuşu ve tribünlerle kurduğu iletişim çok müthişti. Iyi, evet. O da olabilir ama yani bence Erce ile devam edilmeli. Erce kafi. Hani hı-hı. Yedeklemesini iyi yapabilirseniz Erce şu ana kadar görev aldığı maçlarda kimseyi pişman edecek bir performans ortaya koymadı. Melike son olarak şunu söyleyeyim. Trabzonspor'da bir şey tam oluyor, diğer bir şey eksik oluyor. Mesela şimdi biz stoperleri bu sezon konuşuyoruz. Bence ligin, tam oldu. Tabii, ligin en iyisiydi ama sağ ve sol beki yoktu Trabzonspor'un evet. Bu sezon. Yani ideal düzlemde yoktu. Hı hı. Bir önceki sezonda sağ ve sol beki en azından ofansif anlamda çok iyiydi. Stoper konusunda sıkıntılıydı. Ya da golcüsü çok iyiydi. Evet, atıyorum golcüsü. Orta sahada problemleri vardı. Defansif orta sahaları yoktu. Sanki bu sezon Trabzonspor o eksileri büyük ölçüde tamamlama yolunda tamamlayabilirse o zaman hakikaten keyif verici bir Trabzon izleme imkanımız var. Ama Ergin'in böyle temas ettiği, altını ufaktan ufaktan çizdiği o husus Trabzon tribünlerinin beklediği futbol. İşte Abdullah Hoca yani o kadroyu oluştururken, o kadro planlamasını yaparken bir taraftan sistemin labirentleri arasında boğulmuş bir oyuna eğer takımı hapsetmeye çalışır yeterince yetenekleri özgürleştirmezse o zaman da başka bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Muhtemel ki hoca bunun hesabını da gayet iyi yapıyordur.